Amaç ne diyor? Ay İsa Mesih'in yeni açık anlatıyor. Hiç başka hiç peygamber için kullanmıyor. Orada işte İsa'nın geleceğinin iyi anlaşılması için. Yani bir tek İsa için. Çünkü Kur'an İsa Aleyhisselam'a ilgili yanlış olan inançları çok titiz şekilde düzeltiyor. Mesela Allah'ın oğludur demeyin diyor Allah. Allah'ın kulu oluyor. Ama tabii Museviler işin doğrusu onu derken hakikaten Allah'ın oğlu anlamında demiyorlar. Onu bir iltifat cümlesi olarak kullanıyor. Ama gerçek anlamda Allah'ın oğlu demeyin diyor Allah. Yani böyle bir şey olarak hani bir mesela bazı çocuklar derler ya haşa Allah baba derler çocuklara Allah'a. O tarz ayrı. Yani gerçekten Allah'ın oğlu olduğuna inanmak olmaz. Yani Allah çocuk edinmekte münezzeh diyor Cenab-ı Allah. Ama iltifat olarak öyle deniyorsa o ayrı bir mesele. Allah onu düzeltiyor. En galiz olan o. Yani teslis ve Allah'ın oğlu demeleri. Öbür konu hiç okunmamış Cenab-ı Allah Kur'an'da. Yanlış olsa da İsa'nın gelmesi konusu, onu çok iyi vurgulardı Kur'an. Yani çok esaslı şekilde vurgulardı. Yani her acayip olan, yanlış olanı Kur'an düzeltiyor. İnşallah. Mesela Musevilerde de yanlış olanı düzeltiyor Allah. Onun dışında Tevrat'ın hükümleri geçerlidir. Yani Kur'an'la çelişmeyenlerin dışında geçerlidir. Mesela güzel ahlakla ilgili söz, mesela İncil'in sevgiyle ilgili sözleri. Allah nurdur diyor İncil için. Tevrat için de öyle. Onu yanlış anladıkları için Tevrat'tan ve İncil'den istifade edemiyor insanlar, Müslümanlar. Halbuki Tevrat'ta muazzam bir akıl vardır. Tabi Kur'an bunu zaten tam anlamıyla sağlıyor. Ama Tevrat'tan da istifade edebilirler. İncil'den istifade edebilirler. İncil'de sevgi çok müthiş vurgulanır. Çok kapsam vurgulanır. Allah o İncil'in yapamadığı, Tevrat'ın yapamadığı yanlış olan yerlerini düzeltiyor Kur'an. Yoksa onlar geçersizdir demiyor Allah. Öyle olsa geçersizdirler de. Evet. Sürekli Kur'an Tevrat'a ve İncil'e gönderme yapıyor Cenab-ı Allah. Ama tabii onu iyi ayırt etmek lazım. Yani benim kitaplarımda var o. Evet. Yani mesela Kur'an'la çelişmeyen kısımlarını yayınladık. Daha da genişleterek yayınlayabiliriz. Mesela Maide Suresi 68'de de ki şeytan Allah'a sığınırım, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerine değilsiniz. Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutun. Yani Tevrat'ın, İncil'in hükümlerine uyun. Ama Kur'an'la çelişen kısımlarını Allah söylüyor ki bunları da yapmayın diyor. Ama mesela ben Hristiyanlar giriyorlar, biz Allah'ın olsun sembolik anlamda diyoruz diyor. Yani sevgi anlamında, o ayrı ama gerçekten Allah'ın oğlu olarak olmaz. Ya yani bizim bildiğimiz anlamda olmaz. Allah neredeyse gökler parçalanacaktı bu cesaretle. Tabii. Hakikaten inanıyor. Yani Allah'ın oğlu oldu diyor. Halbuki o sembolik yani sevgi anlamında söylenmiş bir sözdür. Musevilerin de söylediği bir söz. Mesela Bakara Suresi 89'da şeytan Allah'a sığınırım. Allah katından yanlarında olan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman. Bak Allah katından yanlarında olan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman. Tevrat'ı doğruluyor Kur'an. Evet. Ama yanlış kısmını da açıklıyor. Ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı. İşte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti kafirin üzerinedir. İşte Bakara Suresi 40'ta Allah, ey İsrailoğullar size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın. Ahdini biliyor onlar. Şu ahde bağlı, nerede bu? Tevrat'ta var. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirilene Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimeti yiyeceklerdi. İçlerinde aşırı olmayan mutedil bir ümmet vardır. Maide Suresi 65-66. Bak Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı ayakta tutun diyor. Mesela Petrus'un 1. mektubu 4-8. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi
birçok kötülüğü örter. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Mesela Paulus'tan Romalılara mektup 12:10. Allah'ın olan Rabbini bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev. Mesela Luka 10:27. Bunların bilinmesi, okunması lazım. Her zaman söylersiniz Adnan Bey, Süleyman'ın özdeyişleri kısmında Tevrat'ta çok güzel bir güzel ahlak modeli anlatılıyor baştan sona. Maşallah, tabii. Bakın bu acılar, Allah'ın isteğiyle çektiğiniz bu acılar, Allah'ın imtihanı olarak karşınızdaki karşılaştığınız zorluklar, sizde ne büyük ciddiyet, arınmak için ne büyük istek yarattı. Bak ne büyük ciddiyet ve arınmak için ne büyük istek yarattı diyor. Siz sağlam iman için Matta 17, 19, 21'de, Luka 17'de ve 6'da sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cinni neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız az olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer. Cennetteki özellik. Yani şuurludur diyor dağ. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Ama samimi iman ettin diyor. İşte Maide Söz 44'te gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Yani geçersiz olsa Allah söyler. Bak hidayet ve nur olarak indirdik diyor Allah. Ayette onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar diyor. Yanlarındaki diyor hocam. Bir daha. Şeytan Allah'a sanırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Yani Tevrat ve İncil'de de. Evet. Faraklit diye bir değil mi? Evet. Birisinin geleceğini söylüyor evet, İncil. Evet. Tevrat'ı da var. Evet. Yani bir evet. Kurtarıcı, bir değil mi? Evet. Kur'an'da pek çok ayette kitap ehline, peygamberimize indirileni ve kendilerine indirileni bulmaları. Tabii. Bak verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye gece boyunca uyku girmiyor gözüme diyor Mezmur'la 119-147'de. Düşünme için derin düşünme. Ne biliyorsun bozulduklarını? Bizler çok mu düzgünüz? Hani Kur'an var mı anlayan? Biz onları da geçtik diyor. Canım kimin kimi geçtiği tabii ahirette belli olacak bir şey. Ama bozulmadan kasıt ahlakı bozuldu şeklinde anlamış. Öyle değil. İnançta bozukluk var. Yani Allah'ın oğlu olmaz. Yani bunun mantığı yok. Çünkü Allah'a acz izaf etmiş oluyorsun. Değil mi? Zaaf izaf etmiş oluyorsun. İnsana mahsus bir özellik. Ama mesela diyor ki çocuk işte Allah baba diyor. Yani buradaki baba anlamında demiyor. Veya Tevrat'ta işte siz Allah'ın oğullarısınız diyor. Yani o gerçek anlamda bir oğulluk değil. Gerçek anlamda oğul anlamında inanmayın diyor Allah. Evet. Bu doğru. Bozulmuş bir yön bu. Evet. Bunu Kur'an doğrultuyor. Mezmurlar 63-6 yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Tevrat'ta derin düşünmenin ilgili güzel bir hüküm. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile ben senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler.
Hakikaten öbür türlü insanın aklı olmuyor. Bak önderler toplanıp beni kötüleseler bile ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Hakikaten Musevi'de bak dünyada en çok Nobel ödülü alanlar, bilim adamları, ünlü yönetmenler, ünlü sanatçı hep Musevi'dir. Evet. Tevrat'ı gece gündüz okudukları için Allah böyle bir imkanı onlara bahşediyor olabilir.